Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf fen bilgisi 1. dönem 2. yazılısı için yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Yazılıya hazırlık çalışmamıza geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum ki diğer yazılı videolarınızın sınıfınıza, sınıfınıza ait diğer yazılı videolarına arkadaşlar kanalımdan videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Diyerek hemen ilk sorumuz olan boşluk doldurmalar ile başlıyorum. Kana kırmızının rengini veren arkadaşlar kana kırmızı rengini veren hemoglobindir. Hemoglobin arkadaşlar al yuvar hücrelerinin içerisinde bulunur. Peki vücudumuzda mikroplara karşı savaşan kan hücrelerine ak yuvar adı verilir. Ne dedik? Vücudumuzda mikroplara karşı savaşan kan hücrelerine ak yuvar adı verilir. Kalbin üstteki odacıklarına kulakçık denir. Kalbin alttaki odacıklarına ise karıncık denir. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Karıştırmıyoruz. Üst karıncık derken ben size derken kendim karıştırıyorum. Peki harika. Üst için ne dedik arkadaşlar? Kulakçık. Alt için karıncık. Ben az önce sizi denedim. Yoksa ben karıştırmadım. Diyormuşum. Peki devam ediyoruz. Kalbin sol tarafında nokta nokta kan. Sağ tarafında ise nokta nokta kan bulunur. Arkadaşlar kalbin sol tarafında temiz kan bulunur. Kalbin sol tarafında temiz kan bulunur. Kalbin sağ tarafında ise kirli kan bulunmaktadır. En büyük atar damara aort adı verilir. Kalbin kasılması sonucu atar damarlarda hissedilen ritmik harekete nabız denir. Küçük kan dolaşımı nokta nokta ile nokta nokta e, nokta nokta ile kalp arasında gerçekleşir demişiz. Peki buraya ne yazıyorum? Akciğer yazıyorum. Küçük kan dolaşımı akciğer ile kalp arasında gerçekleşir. Büyük kan dolaşımı ise arkadaşlar vücut ile kalp arasında gerçekleşmektedir. Küçük kan dolaşımı akciğer ile kalp arasında, büyük kan dolaşımı ise vücut ile kalp arasında gerçekleşmektedir. Küçük kan dolaşımı nokta noktada başlar, nokta noktada biter. Arkadaşlar küçük kan dolaşımı sağ karıncıkta başlar. Sol karıncıkta biter. Ne dedik? Sağ karıncıkta başlar. Sol karıncıkta biter. Büyük kan dolaşımı ise arkadaşlar sol karıncıkta başlar. Kalbin sol karıncığında karıncıkta başlar. Sağ kulakçıkta ise biter. Diyoruz ve ilk sayfamızı mükemmel bir şekilde tamamlayıp Arka sayfamızdaki diğer sorularımız ile devam ediyoruz. İskelet sisteminin görevleri nelerdir? Hemen yazalım arkadaşlar. Vücudumuzu vücudumuza şekil verir. Vücudumuza şekil verir. Bunun dışarısında vücudumuzun dik durmasını sağlar. vücudumuzun dik durmasını sağlar. Yürümemizi sağlar. İç organlarımızı dış kuvvetlerden korur arkadaşlar. dış kuvvetlerden korur. Peki, diğer sorumuza geçiyoruz. Dört maddeyi güzel bir şekilde özetledik. Vücudumuza şekil verir, vücudumuzun dik durmasını sağlar, yürümemizi sağlar, iç organlarımızı dış kuvvetlerden korur, iskelet sistemimiz. Peki, diğer sorumuz neymiş? Soluk alma ve soluk verme sırasında vücutta gerçekleşen olayları yazınız demişiz. Arkadaşlar, hemen şöyle yapalım. Alırken ve verirken şeklinde gruplandıralım. Arkadaşlar soluk yani nefes alırken öncelikle kaburgalar arasındaki kaslar kasılır. Kaburgalar arasındaki kaslar kasılır. Daha sonra diyafram kası kasılır. Daha sonra göğüs boşluğu genişler. Ardından akciğerler genişler. Akciğerler genişler. Ve akciğerlerdeki hava basıncı düşer. Peki, daha sonra oksijen alveollere kadar gelir. Oksijen alveollere kadar gelir diyoruz. Peki, soluk verirken yani nefes verirken vücudumuzda neler gerçekleşiyor şimdi? Onu yazalım. Arkadaşlar tam tersi bu sefer ne oluyor? Kaburgalar arasındaki kaslar gevşiyor. kaburgalar arası kaslar gevşer. diyafram kası kasılır mı yoksa gevşer mi? Tam tersi ne olacak? Diyafram kası gevşer arkadaşlar. Göğüs boşluğu yine alırkenkinin tersine ne yapıyor arkadaşlar? Genişlemek yerine daralıyor. Göğüs boşluğu daralır. Akciğerler daralır. Ve alveollerdeki karbondioksit dışarı atılır. Alveollerdeki karbondioksit dışarı atılır diyoruz ve bu sorumuzdan mükemmel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. X, X cismine etki eden kuvvetlerin bileşkelerini hesaplayınız. Yani arkadaşlar Bakın birden çok kuvvet var. Bu cisim hangi tarafa hareket eder? Bunu bulacağız arkadaşlar. Şimdi bakın F1 ve F2 ne yapıyor arkadaşlar? F1 ve F2 kuvvetleri aynı yöne kuvvet uyguluyorlar. Yani bu demek oluyor ki F1 ve F2'nin toplamı sol tarafa ne kadarlık bir kuvvet uygulandığını bize verecek. Yani F1 15, F2 10 toplamda 25 Newton'luk sol tarafa doğru bir çekme var. F 3te ise sağ tarafa doğru bir 16 newtonluk ne var arkadaşlar çekme var. Peki bu cisim ne tarafa hareket eder? S sola ve sağa uygulanan kuvveti ben birbirinden çıkararak ne yapıyorum arkadaşlar? bileşkenin hangi yöne doğru olduğunu buluyorum. Yani 25 eksi 16 9 newtonluk bir güç kalıyor geriye. Peki ne tarafa doğru? sol tarafa doğru bir hareket söz konusu 9 Newton olarak. Yapmam gereken tek şey bileşkelerin yönünü bulmak. Aynı yöndeki bileşkelerle zıt yöndeki bileşkeleri ne yapıyorum arkadaşlar? Birbirinden çıkarıyorum. Şimdi bakın buna bakalım. Burada ise Kuvvetler arkadaşlar hepsi bu da sol tarafa bakın e, çekiyor. Bu da arkadan sol tarafa doğru itiyor. Kuvvetlerin hepsi aynı yöne doğru. O zaman ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Bir zıtlık olmadığı için hepsi aynı yöne kuvvet uyguluyor. Demek ki ben bunları ne yapıyorum? Hepsini bu sefer topluyorum. Yani F1 artı F2 artı F3 yapıyorum. Neden? Bakın bu sol tarafa gidiyor. Bu sol tarafa gidiyor. Bu sağ tarafa gidiyor. Evet. Yani ben ne yapıyormuşum arkadaşlar? Hepsini toplamıyormuş. Gözümüzden kaçmış. Ama biz ne yaptık şu anda? İki soru çözmüş olduk. Eğer bu da bu tarafa dönük olsaydı ne olmuş olacaktı arkadaşlar? Toplayacaktık. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Burada F1 ve F3 sol tarafa doğru aynı kuvveti uyguluyor. O zaman ben burada ne yapıyorum? F1 ile F3'ü topluyorum. Yani 5 Newton'la F1 5 Newton, F3 2 Newton yani 5 artı 3 sol tarafa doğru 8 Newton'lık bir güç var burada sol tarafa doğru sola doğru 8 Newton'luk bir güç var. Sağ tarafa doğru ise F2 kuvveti ne yapıyor? 4 Newton'luk bir güç uyguluyor. O zaman 8 4'ten ben 4 Newton'luk bir hareketin ne tarafa doğru olduğunu anlıyorum. Sol tarafa doğru olduğunu anlıyorum. Ve bir soru da iki soru çözerek arkadaşlar bu örneğimizde cevaplandırmış oluyoruz. Peki arka sayfadan devam ediyoruz. Ne demişiz? Güneş sistemindeki gezegenleri sırasıyla yazınız demişiz. Hemen yazalım. Öncelikle Merkür. Ardından Venüs. Ardından Dünya. Mars. Jüpiter. Satürn. Uranüs ve Neptün şeklinde cevaplıyoruz. Kan hücrelerinin isimlerini yazınız. Al yuvar. Ak yuvar ve kan pulcukları kan hücrelerinin ismidir arkadaşlar. Büyük kan dolaşımının işlevi nedir? Büyük kan dolaşımının amacı, işlevi arkadaşlar, kanı vücuttaki tüm organlara göndermektir. Kanı vücuttaki tüm organlara göndermektir. Küçük kan dolaşımı ise kirli kanı akciğerlere ulaştırarak temizlemektir amacı ve işlevi arkadaşlar. Kirli kanı akciğerlere ulaştırarak temizlemektir diyoruz ve dersimizi mükemmel bir şekilde sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı yazılık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.